1953 yılında tıp Nobel ödülü alan biyokimyagerler Adolf Krebs, Fritz Albert Lippmann yaptıkları araştırmada asetik asit yani sirke asidin organlardaki metabolik değişimleri, dönüşümleri sağladığını yani karaciğeri, pankreası, bağırsakları, mideyi çalıştırdığını belgelemişlerdir. Yapmış olduğu bu çalışmada sirkenin pankreası güçlendirdiği, karaciğerin güçlendirdiği, mide asidinin kalitesini artırdığı, bağırsaktaki zararlı bakteri ve mantarları yok ettiği belgelenmiştir. Şayet kişi sürekli siyah çay içerse, 1 ila 2 dakika demlenirse çay faydalı beyin için. 2 ila 3 dakika demlenirse flavonoidler, flavonoid glikozlar içerir, kalp damar için faydalı. 3 dakikadan fazla demlenen çay fare ciğerinden daha tehlikeli. Çünkü tanin içerir, tanin bağırsakları yağlı boya gibi boyar, kurutur. Vitamin, mineral, enzim emilimini engeller, kanser başta olmazsa birçok hastalığı tetikler. Mideye zarar verir, pankreasa zarar verir, karaciğere zarar verir, bağırsaklarda kandidayı azdırır, bağırsakları bozar. Onun bütün yan etkilerini bu sirke gideriz. Şimdi Profesör Doktor bu Nobel ödülü kazanan Sir Adolf Krebs, Fritz Albert yapmış olduğu araştırmalar sonucunda pankreas yeterli ve kaliteli lipaz, amilaz, tripsin salgılamasa diyafram yukarı doğru karında şişkinlik olur. Bu karındaki şişkinlik karaciğeri, pankreası, dala, mideyi yukarı doğru sıkıştırır. Bu da diyaframı sıkıştırır. Diyafram akciğeri sıkıştırır. Akciğer kalbi sıkıştırır. Pankreası bozarız. Ama daha tehlikelisi kimyasal ilaçlar zaten bütün sistemi çökertir. Ama siyah çaydan daha tehlikeli olan kimyasal ilaçlar.